Herkese selamlar. Mouse Önerilerinin 8. videosu ile karşınızdayım. Şu an 2023'ün Mart ayındayız. Böyle bir sürü yeni fiyatlandırma var. Bir sürü yeni mouse var. Bunların hepsini listeme ekledim. Güzel bir piyasa araştırması yaptım. Fiyatına değecek ürünleri hep listeme ekledim. 3 kategoriye ayırdım. Öncelikle 2000 liranın üstünde bu üst seviye dediğimiz sevdiğimiz mouse'lar var. Ondan sonra 1000 ila 2000 lira arasındaki mouse'ları listeledim. Son olarak da 1000 liranın altındaki mouse'ları listeledim. Umarım sizlere yardımcı olur bu video. Eğer kafanıza bir şey takılırsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Mutlaka atladığım, önermeyi unuttuğum mouse olmuştur. Varsa sizin de ekstra bir öneriniz yorumlarda belirtin mutlaka. İnsanlara yardımcı olmuş olursunuz aslında bir nevi. Videoya geçmeden önce de kanalıma abone olmayı ve videoları da beğenmeyi unutmayınız. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi ilk olarak doğal olarak da benim en çok sevdiğim, kullanmaktan zevk aldığım mouse olan Nisos Aura'yı önereceğim tabii ki. Şu anda stok bitti fakat gelecek yeni stokları. Mutlaka zaten stok yenileniyor arkadaşlar. Yani aşırı memnunum bu mouse'tan. Gerçekten çok memnunum bakın. Son zamanlarda en keyif aldığım mouse olabilir hatta. Yani gramajı 45 gram bir hafifliği var. 3095 bir sensörü var. Çok güzel Huano switchleri var arkadaşlar. Sıkı tezleri falan da gerçekten güzel. Yani 45 gram hafifliğin beni bu kadar etkileyeceğini düşünmemiştim. Hani elime olan yapısı gerçekten çok hoş arkadaşlar. Benim çok hoşuma gidiyor. Biraz böyle hafif Endgame XM shape'i var. Biraz da böyle ufağımsı bir mouse. Yani bunları göz önünde bulundurun. Klav olarak gerçekten mükemmel. Fingertipleri kullanılabilir. Ama palm için... Yani yine Palm'da da kullanılır da hani Palm için bir numaralı mouse değil, onu söyleyebilirim. Genel olarak klav ağırlıklı bir mouse. Kesinlikle tavsiye ederim. Unutmayın stok sürekli geliyor. Hani linki kontrol edin. Belki bir girerseniz stok gelmiş olur. Hani sürekli yenilenen bir stoğu var. Eğer yakalarsanız stokta kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Wraith'teki zaten mouse'larda Svar50 indirim kodumla da 50 TL bir indirim oluyor. Ya aslında bir sürü Wraith'ten mouse önereceğim zaten. Onların hepsinde Svar50 indirim kodu geçerli. Onu bir baştan söyleyeyim. Sonra benim önerdiğim mouse'lar arasında. Şimdi Razer Viper V2 Pro var arkadaşlar. Şu an elimde mevcut zaten. Razer'ın amiral gemilerinden bir tanesi. Daha çok klav ve fingertip ağırlıklı. Eğer eliniz büyükse fingertip tutarsanız ama normal olarak klav tutuşa çok uygun bir mouse. Boyut olarak biraz orta boyutta diyebiliriz. Sonra biraz daha bunun yanında küçük kalıyor gibi. Yani klav grip olarak gerçekten güzel bir mouse. Son üst düzey donanımı var. Yani mutlaka inceleme videomu da izleyin zaten. Fiyatı değişken, kimi zaman bu 2489 gibi fiyatları bulunabiliyor. MediaMarkt'ta gidip elden bile alabiliyorsunuz veya Teknosa'dan. Onun haricinde internette 2500, bazen indirimde 2300'lere düşebiliyor çok nadir bir şekilde. Ama genel olarak fiyatına ortalama 2500 diyebiliriz. 2500 liraya gerçekten Razer kalitesini konuşturacak güzel bir ürün bu da arkadaşlar. Bu da kesinlikle tavsiyemdir. Dediğim gibi son donanımlarla donatılmış, inceleme videomu da mutlaka izleyin. Yine aynı şekilde Razer'ın bir diğer amiral gemisi olan Razer Detader V3 Pro var arkadaşlar. Birebir Viper V2 Pro ile aynı içeriğe sahip, aynı donanıma sahip arkadaşlar. Sadece shape farklı. Yani Detader V3 Pro biraz daha büyük ve ergonomik şekilde arkadaşlar. Yani palm grip tutan arkadaşlar için bundan iyi seçenek yok şu an. Bakın palm grip için diyorum. Ve eliniz biraz da böyle 18 santimden falan büyükse var ya 10 numara mouse sizin için. Daha önceden böyle Detader kullandıysanız Detader V3 Pro biraz daha böyle farklılaştırılmış hali. Yine kanalımda bunun da incelemesi var. Her şeyi anlatıyorum, söylüyorum. Yani bu arada zaten bu önerdiğim mouse'un çoğunun kanalımda mutlaka incelemesi var. Eğer karar verdiyseniz atıyorum Detader V3 Pro'ya incelememi de mutlaka izleyin arkadaşlar. Bunun fiyatı ilginç şekilde... Razer Viper V2 Pro kadar, yani nasıl söyleyeyim, Razer Viper V2 Pro 2500 liraysa bu genelde 2800 civarında dolanıyor. Hatta şu an bu tarih itibariyle 2950 TL'ymiş arkadaşlar. Yine MediaMarkt'ta vesaire bulunabiliyor, yine elden falan alabiliyorsunuz. Genel olarak ortalama fiyatı 2950 TL diyebiliriz buna da. Yine bu da benim tavsiye ettiğim ergonomik palm grip için olan mouse'lardan bir tanesi. Sonra Lamzo Atlantis var arkadaşlar. Lamzo Atlantis de benim favori mouse'larımdan bir tanesi. Nisos Aura'dan sonra. Benim gözümde öyle. Bu da arkadaşlar yine Nisos Aura'ya benziyor fakat kenarlardan biraz daha geniş. Klav grip için gerçekten mükemmel bir mouse. Hele böyle 18 santim gibi böyle veya daha büyük eliniz varsa inanılmaz iyi olacaktır. 55 gram bir hafifliği var. PixArt 3395 sensörü var. Huano Blue Shell Pink Dot'ta switchleri var. Mükemmel PTF sıkatezleri var. Gerçekten çok başarılı stok bir sıkateze göre. Çok da güzel bir kutu içeriği var. Grip tape'inden tutun ekstra sıkatezine kadar her şey çıkıyor. Yine incelemesi yine kanalımda mevcut arkadaşlar. Bunun da fiyatı 2050 TL'ye denk geliyor. Yani gerçekten diğerlerine göre aslında fiyatı biraz daha uygun. Ve çok iyi arkadaşlar. Gerçekten bu da çok iyi. Hiçbir şekilde pişman etmez. Kalite anlamında da gerçekten çok kaliteli bir mouse. Bu da benim tavsiyelerimden bir tanesi.
Sonra Pulsar X2 ve Pulsar X2 Mini var arkadaşlar. Zaten aralarındaki tek fark biri daha küçük, birisi orta boyutta. Ben de şu an Pulsar X2 Mini var mesela arkadaşlar, bu Bruce Lee versiyonu. Yani biraz daha ufak fark ettiyseniz, hatta Lamus Atlantis ile yan yana böyle gösterdiğimde her ne kadar tam belli olmasa da bir ufaklığı mevcut arkadaşlar. Yani güzel bir mouse, diğerlerinden az daha farklı bunun şekli. Biraz daha böyle ortaya doğru yükseliyor ama tam orta değil aslında, arkadan yüksekliği daha fazla var. Yine bunda da 3395 sensör var arkadaşlar. Switch olarak da KGM 8.0 kullanıyor. Güzel bir PTF katalizörü falan var. Yani daha çok bunun minisi, eliniz küçükse gerçekten güzel bir seçenek olabilir. Yine normal X2 yazanında medium oluyor zaten. Medium da normal, artık 17-18 cm'den büyük eliniz varsa güzel bir seçenek olabilir. Klavye fingertip için güzel bir mouse bu da arkadaşlar. Evet, gerçekten karar vermesi zor. Sora mı, Lamus Atlantis mi, Pulsar X2 mi diye sorarsanız, yani hepsi aslında benzer, aynı performansları veriyor ama benim gözümde Sora, Atlantis ve X2 diye bir sıralama yaparım yani. Bu tamamen benim tercihim. Hepsi aslında birbirinden güzel. Logitech G Pro X Superlight'ı çok seviyoruz ama maalesef ki fiyatı saçma bir hal aldı. En son ben hatırladığımda 2800 falan da, o fiyatlara bile çok diyordum ama almış başını gitmiş, 3100, 3200 falan olmuş. Yani bu mouse'a ne oluyor anlamış değilim. Gerçekten yenisi çıksa bu fiyatta olmaz, öyle söyleyeyim. Yani her videomda söylediğim gibi Superlight'ı bir yenilemeleri lazım. Ufak tefek eksikleri var, onları toparlamaları lazım. Sensör olarak falan hala başarılı, gerçekten çok güzel, çok rekabetçi bir Hero sensörü var arkadaşlar. Bayağı stabil bir sensör. Yani bu da tavsiyelerim arasında ama yani sıfır bu fiyatı vermeyin. Yani hadi bazı insanlar şey yapıyor, ben marka almak istiyorum. Hani halbuki Nijiso falan da çok sağlam marka mouse konusunda ama hani illa olur ya böyle, yok Razer almak ister, C-Series almak ister, Logitech almak ister ya. Yani eğer öyle bir takıntın varsa, ki olmaması gereken bir takıntı ama, Razer'ın al abi. Razer Viper V2 Pro al o zaman. Niye Superlight alıyorsun ki? Evet, aynı shape'de değiller. Orası bir gerçek. Superlight'ın gerçekten çok güzel, her ele uygun, her tutuşa uygun bir tasarımı var. Mükemmel bir tasarım. Zaten çok uzun süre bu tasarımı geliştirmeye uğraşmıştır Logitech. Yani nasıl söyleyeyim size? Güzel fakat bu fiyata değmez. Ama olur da bulursanız ikinci el falan 1800-2000 liraya falan bulabiliyorsunuz. Değerlendirebilirsiniz, belki alabilirsiniz temizse, faturalıysa vesaire. Size kalmış. Tabii yine tavsiyelerim arasında bulunuyor Superlight. Şimdi 2000 lira üzerindeki son mouse arkadaşlar, Xtrafy M8. Biliyorsunuz ki kanalımda bunda incelemesi mevcut. Biraz çok farklı tipte bir mouse. Yani şöyle söyleyeyim size, biraz yandan baktığınızda aslında Superlight'ı andırıyor. Ama mesela bunun önde şarj girişi yok, yandaydı şarj girişi falan, öyle garip özelliği vardı. Halbuki daha güzel bir özellikti aslında. Yine bu da PixArt 3395 sensöre falan sahip. Yani ben bunu şey diye adlandırabilirim aslında, mini bir Superlight'a benzer. Yani Superlight'ın küçüğü gibi aslında bir nevi. Ve 1000 lira daha uygun. Ve aslında verisel olarak, donanım olarak daha üst seviyede bir donanıma sahip. Yani kesinlikle değerlendirilebilir ama incelememi de izlerseniz görürsünüz ki bu mouse gerçekten ufacık arkadaşlar. Bayağı küçük. Bunu göz önünde bulundurun. İncelemeyi de izleyin, kararınızı verin. M8 de kesinlikle benim tavsiye ettiğim mouse'lar arasında. Şimdi geldik 1000 lira ile 2000 lira arasında olan mouse'lara. Öncelikle bir HyperX Haste Wireless var arkadaşlar. Bunun fiyatı şu an ortalama 1500 lira gibi bir şey. 3335 sensörü vardı. 58 gram bir hafifliği mevcuttu. Güzel böyle klavye fingertip için çok uygun bir mouse. Ben açıkçası beğenmiştim o mouse'u. Yine kanalımda incelemesi de mevcut. Yani fiyatlar zaten bu şekilde görüyorsunuz. 1500-1600 değişiyor. Ben yine Akakçe linkini koyarım. Veya siz zaten alırsanız Akakçe'den işte bakarsınız fiyatına. Atıyorum bu videoyu 2 ay sonra izlerseniz belki maalesef ki bu mouse'un fiyatı artabilir. Bazen düşebiliyor garip şekilde. O yüzden zaten fiyatını kontrol edersiniz. İlla yoksa hani üzülmeyin yani. Ben şu an 9 Mart tarihinde bu videoyu çekiyorum. 1500 lira. İzlersin Nisan ayında olur 1700 lira. Öyle yani, maalesef ki o durumlardayız. Ama tavsiye ettiğim mouse'lardan bir tanesi. Yani 1500 lira gibi bir bütçem varsa ve daha da üstüne çıkamıyorsan alabilirsin. Yani wireless bir mouse için güzel bir seçenek bu da. Sonra kablolu olarak çok iyi donanımda bir mouse var arkadaşlar. Razer Viper 8000 Hz. Biliyorsunuz ki 8000 Hz destekleme özelliği var. İsterseniz 4000, isterseniz 8000, isterseniz de 1000 Hz olarak standart kullanabiliyorsunuz. Şu an zaten piyasadaki bütün mouse'lar standart olarak 1000 Hz. Yani bunu Razer Viper V2'den tutun, Nijiso, sonra Logitech G Pro X Superlight, bunların hepsi 1000 Hz arkadaşlar. Bu Hz olayı biraz aslında oyunların desteklemesiyle alakalı.
Ve yani şöyle söyleyeyim, bilgisayarla mouse arasındaki sinyal hızı gibi bir şey aslında. Daha çok gelişmiş bir teknoloji değil. Oyunlar desteklemiyor. Lag yapabiliyor, input lag yapabiliyor. O yüzden bunu göz önünde bulundurun. Her oyun desteklemiyor 8000 Hz'i. Ama destekleyen oyunda gerçekten iyi bir performans alıyorsunuz. Fiyatı güzel arkadaşlar. Yani şu an neredeyse 1000 lira gibi bir fiyatı var aslında MediaMarkt'ta. 1900 TL. Yani 1000 lira diyebiliriz yani. 1000 lira olarak kablolu bir seçenek olarak bildiğimiz Razer Viper V2 Pro ile aynı şekilde bu arada. Biliyorsunuz ki V2 Pro zaten daha önceden Viper Ultimate vardı. Onun yerine V2 Pro çıkmıştı. Bu da yine aynı shape'de. Bunun yanları falan böyle doğuştan grip tape'li falan. Güzel seçenek. Yani 1000 liraya kablolu olarak alınabilecek bir mouse bu da. Sonra Nijisso Katana Superlight var arkadaşlar. Şu an 1800 lira gibi fiyata geliyor benim kodumla. Wireless bir mouse olarak gerçekten beğendiğim mouse'lar arasında. 3370 sensörü falan var. Çok güzel, gayet güzel. Biliyorsunuz ki ben çok uzun bir süre Nijisso Katana kullandım. Videom da vardı hatta. İnceleme videom tabii ki de var kanalımda. Ama onun haricinde birçok video yaptım bununla ilgili. Katana benim beğendiğim mouse'lar arasında. Tutuş şekli olarak aslında claw, fingertip, isterseniz palm grip, bunların hepsini de tutabilirsiniz. Palm grip için de bayağı rahat bir mouse aslında. Fark ettiyseniz yüksekliği biraz daha orta bölgede, arka bölgede değil yani, atıyorum Nijisso Sora'da fark ettiyseniz arka bölgeye doğru gidiyor biraz daha yüksekliği. Bu tamamen kişinin rahat etmesiyle alakalı. Katana da gayet güzel bir mouse arkadaşlar. Fiyatı da bence gayet tatlı şu an piyasaya göre. Yani HyperX Haste alacağınızda daha iyi donanımda Nijisso Katana alabilirsiniz mesela, eğer çıkabiliyorsunuz. Evet, çok yani az bir fiyat farkı yok. 300 lira gibi bir fiyat farkı var ama mesela alması daha mantıklı benim gözümde Katana'yı. Bu da yine benim tavsiye ettiğim ürünler arasında. Şimdi geldik Modelo Wireless arkadaşlar. 1350 TL gibi bir fiyatı var. Ortalamada 1400 TL gibi değişiyor arkadaşlar. 3371 sensörü var. Gayet iyi, güzel bir mouse arkadaşlar. Bunun tek sıkıntısı şarjı çok hızlı gidiyordu. Benim kullandığım dönemde öyleydi. Yani şimdi ben bu tarz mouse'ları haftada bir falan şarj ediyorum herhalde. Bütün gün kullanıyorum. Haftada bir şarj ediyorum. Modelo Wireless kullandığım dönemde yani RGB'ler açıkken, evet çok güzel duruyor RGB'ler ama RGB'ler açıkken 2 gün bile dayanmıyordu diye hatırlıyorum. Yani tek sıkıntısı odur belki. RGB'yi kapatırsanız tabii ki de daha uzun bir pil ömrü sunar size ama bir de şunu eklemek istiyorum. Önemli bir kısım burası. Çünkü bana çok soruyorsunuz. Modelo Wireless arkadaşlar gizli bir güncelleme aldı aslında. Kalite güncellemesi aldı bir nevi. Şimdi burada resimde görüyorsunuz ya, burada delikler var. Normalde yeni gelen versiyonlarda, yani bunun yenisi daha çıkmadı. Modelo Wireless 2 de çıkacak ama burada delik yok arkadaşlar. Kliklerde delik yok. Olur da alırsanız, size böyle buralar deliksiz gelirse, sadece bakın şu klik kısmından bahsediyorum. Hiç merak etmeyin, daha iyi bir olay. Onu şimdiden söyleyeyim arkadaşlar, belirteyim. Eğer alırsanız buralar böyle delikli gelirse, yani bilin ki önceki nesil falan, hatta iade talebinde falan da bulunabilirsiniz belki, ya da bilmiyorum, artık size kalmış. Hiçbir şey değişmiyor bu arada, sadece oradaki delikleri kaldırdılar garip şekilde. Size kalmış, bu da yine benim tavsiye ettiğim ürünler arasında. Bir de Modelo Wireless'ın kardeşi Model D Wireless var. Bu arada bahsetmemiştim, Modelo Wireless'ı claw ve fingertip tutuş için çok rahat edersiniz. Model D Wireless'ta da arkadaşlar daha çok palm grip kullanış için uygun. Aralarındaki aslında temel fark bu, yoksa donanım olarak gerçekten aynılar. Şimdi Model D Wireless ergonomik bir mouse arkadaşlar. Yani ergo tipte palm grip kullanıcıları için çok daha rahat edilebilecek bir mouse arkadaşlar. Bunun fiyatı da yine Model Wireless gibi 1400 civarında. Yine tavsiye ettiğim ürünler arasında. Ergonomik bir seçenek olarak ve wireless arıyorsanız gerçekten güzel bir mouse bence. Şimdi Detether V2 Pro var arkadaşlar. Bunun fiyatı da çok dikkatimi çekti aslında. Biliyorsunuz ki Detether V3 Pro'yu zaten önermiştim. Bu da Detether V3 Pro'dan önceki olan bir Detether serisinin ürünü. Detether V2 Pro olarak. Aralarında bayağı bir fark mevcut bu arada. Yani mesela bu gerçekten ağır bir mouse. 88 gram mıydı? Öyle bir şeydi sanırım. Yani ağırlığı var ciddi. Ama fiyatı normal yani. Ergo bir mouse arayan varsa, mesela Amazon Amerika'da var. Bir de atıyorum MediaMarkt'ta varmış. Amazon Türkiye tabii ama Amazon Amerika üzerinden geliyor. İthalat ücreti depozitosu dahil 1607 TL'ye geldiği gözüküyor. Yani bir de teslimatı varmış sanırım. Ha, tamam, bunu alması saçma. Direkt MediaMarkt'tan 1989 TL'ye satın alabilirsiniz. Eğer ergo bir mouse arıyorsanız, çok hafiflik takıntınız yoksa, donanımı falan da gayet güzel bu arada. Yine Razer Optik Switch'ler kullanıyor ve Focus Plus sensör var bunun içerisinde. Yani 3395'e bedel bir sensör. Ergonomik bir mouse olarak gerçekten güzel bir seçenek. Tek eksi yanı dediğim gibi ağırlık. Ağırlıktan yana bir sıkıntınız yoksa alabilirsiniz. Elinizde büyükse bu arada, kesinlikle güzel bir mouse.
Zovilere yer vermezsek olmaz. Zovilerin yeri her zaman ayrıydı. Fiyatları her ne kadar üstse de kablolu bir mouse olarak Zovi, yani şöyle söyleyeyim, Zovi markası bu bütün mouse'ların aslında atası gibi shape olarak, yani şekil olarak. Çünkü günümüzdeki mouse'ların çoğu bunlardan türedi, bunların şeklinden türedi. Şimdi oyuncu mağazasında da yeni stoklar gelmiş. Özellikle benim tavsiye ettiğim Zovi'lerde hep C serisi, paracordumsu kablosu var arkadaşlar. Zaten kanalımda EC3C'nin incelemesi vardı. Ben bayağı beğenmiştim hatta. Yapı kalitesi falan gerçekten mükemmel. Fiyatları genel olarak 1400 TL. Genel olarak ZA serisinden bahsedelim. ZA serisi veya aslında serilerden bahsetmeden önce bir kodlamalarından bahsedelim. Belki çoğunuz bilmiyorsunuzdur. C, B veya A, bunlar modelleri arkadaşlar. C en son çıkan seri. Yani model dediğim seri. C en son çıkan seri. En yenisi yani, öyle söyleyebilirim. Sonra bir numaralar var. Böyle 1, 2, 3 diye gider. Bunlar 1 en büyük, 2 orta, 3 en küçük olarak olur. Bir de bunların modeli var arkadaşlar. ZA, F, EC ve S serisi olarak arkadaşlar. Bunlar da dış şekilleri tamamen değişiyor. Hepsi birbirinden farklı. Mesela ZA serisi arkadaşlar biraz daha böyle kıçı yüksektir bunun. Yani daha çok claw grip için kullanılır. Benim çok sevdiğim bir şekildir aynı zamanda. Onun haricinde FK serisi böyle alçaktır. Arkası da alçağa doğru iner. Ortadan da alçağa doğru iner. Yani ZA ve FK serisi daha çok fingertip artı claw grip tutuş için uygundur. Zovi EC serisi zaten en popüleri olmuştu. Palm grip için uygun arkadaşlar Zovi EC serisi de. S serisi ise Zovi'nin bu EC, FK ve S pardon ZA serisinden sonra çıkan yeni serisiydi. Tabi yeni dediğim 5-6 sene bile olmuş olabilir, hatırlamıyorum. S serisi de bu şekilde arkadaşlar, bakın görüyorsunuz hafif böyle. Ya aslında S serisi de çok güzel bir seri arkadaşlar. Bu da yine claw grip için ve fingertip için uygun. Aynı zamanda bunu palm grip olarak da tutabilirsiniz. Zovi'lerin de fiyatı bu şekilde. Bayağıdır stokları yoktu. Ben yine bunun linkini ekleyeceğim. Eğer Zovi almak isteyen varsa buraya bakabilir. Bir de XM2WE var arkadaşlar. Bu daha önceden çıkması gereken XM2 Wireless'ın bir alternatifi olarak çıktı. Çünkü Endgame o XM2 Wireless hala çıkaramadı. Onunla aynı özellikle değiller kesinlikle. Bu biraz daha bütçe dostu bir alternatif olarak çıktı arkadaşlar. Yani bunu bir nevi aslında Endgame XM1 R'ın birebir wireless olmuş hali gibi düşünebilirsiniz. Bunda da 3070 sensör falan var. Claw grip için alınabilecek bir mouse. Daha denemedim, kullanmadım, bilmiyorum. O yüzden net konuşmak istemiyorum bununla ilgili. Fiyatı da 1600 TL. Değerlendirmek isteyen varsa değerlendirebilir. Endgame XM1 R'ın fiyatı sonunda düştü arkadaşlar. 1000 liranın altına geldi. Hepsi burada da Inaconic Game satıyor. Fiyatı 999 TL. Inaconic Game'in kendi sitesinde de 899 TL. Artık nereden almanız size kalmış. İsterseniz Connect'in kendi sitesinden alın. İsterseniz hepsi burada'dan alın. Arada 100 lira oynuyor sadece. Şimdi arkadaşlar mouse'dan bahsedersek XM1 R benim en beğendiğim kablolu mouse'lar arasında. Gerçekten şekil itibariyle zaten benim en sevdiğim şekil bu. Ki zaten bu şekli sevdiğim için ben Lamzo Atlantis ve Ninja Sora'yı ayrı bir seviyorum. Özellikle zaten şu anda da Ninja Sora kullanıyorum. Sırf şekli sevdiğim için. Güzel bir şekil. Claw grip için mükemmel ötesi. Yani bu şekil. Öyle söyleyebilirim. Sensör falan bu arada XM1R'ın 3070 sensörü var. KGM 8.0 switchleri falan var. İnanılmaz stabil, güzel bir mouse arkadaşlar. Ve yapı kalitesi, dış kaplaması falan mükemmel yani. Kesinlikle tavsiye ettiğim mouse'lar arasında eğer kablolu bir mouse arıyorsanız kesinlikle 1000 lira altında bunu değerlendirin. Corsair Sabre Pro Champion Series var arkadaşlar. Unutulan mouse'lar arasında bu. Fiyatı inanılmaz uygun özelliklerinin yanında. Gerçekten bu fiyatta böyle özellikle bir mouse yok ama eksi birkaç yanı var. Onlardan hemen bir bahsedelim arkadaşlar. Fiyatı değişiyor. 417, 419, 445, 469, 500 lira kadar çıkıyor. Hep ince hesap satıyor bu arada, fark ettiyseniz. Şimdi arkadaşlar şekil itibariyle baktığımızda bu mouse inanılmaz büyük bir mouse, onu söyleyeyim. Hani bazen soruyorsunuz benim elim 19-20 santimden büyük, ne alayım diyorsunuz. Bunu değerlendirebilirsiniz. Gerçekten çok büyük bir mouse. Mesela ben gidip bunu kullanamam. Şimdi eksi yanlarından bir tanesi büyüklüğü dedik. Kimisine göre artı bir yan oluyor. Sensörü falan mükemmel. Scott Ezeri PTF'i değil. Belki buradan eksisini verebilirim. Ama arkadaşlar bu mouse 8000 Hz'de. Bakın yanlış hatırlamıyorsam bir bakalım. Belki bunun farklı modeli olabilir. Yani yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Ve hani sensörü falan da galiba 3389'du. Bence çok iyi yani. Bu fiyata mükemmel bir ürün. Hani daha ne diyebilirim ki? Yani bu fiyatta G203'ler gelmiş bu fiyata. Onu söyleyeyim bakın. Tek söyleyeceğim kelime bu. Kesinlikle tavsiye ederim ama bunu almak için sadece eliniz büyük olsun yeter. Onu söyleyeyim.
Razer Orochi V2 benim 1000 lira altında en sevdiğim kablosuz mouse diyebilirim. Razer kalitesini konuşturuyor gerçekten burada. Pilli bir mouse ama yani hiç o pili hissetmiyorsunuz. Çok uzun saatler gidiyor. Lityum iyon pil takarsanız böyle ince 3A pil takarsanız hem daha hafifliyor mouse. Yaklaşık 70 gramlara falan düşüyor. Normalde 82 falandı galiba normal düz kalem pil takarsanız. Orada hem ister kalem pil takın ister küçük ince pil takın. İnce pil takarsanız tabii bir aparat gerekebiliyor ekstradan. Yani bunun fiyatı da İtopya'da 700 liralık kadar düşmüştü. Şu an işte başka böyle sitelerde 936-935 bu fiyatları yani 1000 liranın altına çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Eliniz küçükse claw fingertip tutuyorsanız mükemmel bir ürün arkadaşlar. Sensör ve donanım olarak da gerçekten çok iyi. Kesinlikle tavsiye ettiğim bir ürün bu da. Bir de HyperX kablolu haste var. Bunun fiyatı da 800 liralara gelmiş. Tavsiye ettiğim bir ürün. Genelde 500-600 liraya indirimde düşebiliyor. O zaman düştüğü zaman kaçırmayın arkadaşlar. Hatta fiyat analizini görelim mi? Ne zaman neye düşmüş? Bakın görüyor musunuz? Geçen yani geçtiğimiz yılın sonunda 3 ay önce 500 liralarda. Sonra 600 liraya çıkıyor. Sonra Ocak ayında yine 500 liraya düşüyor. Yine 700 liraya çıkıyor. Çıkıyor. 650 liraya düşmüş. Uzun bir süre 600 liraya kalmış. Sonra 800 liraya gelmiş. Fiyatı çok oynak, değişken. O yüzden bunu takipte kalmanız çok önemli arkadaşlar. Ama artarsa yani 800 liradan fazla artarsa 81 lira almak bence çok daha mantıklı. C-Series Prime Mini var arkadaşlar. Ergonomik şekilde bir mouse. Eliniz küçükse ve palm grip tutuyorsanız, ergonomik bir mouse arıyorsanız güzel bir seçenek gibi duruyor. Fiyatı değişiyor. 600-699 arasında bir fiyatı var yaklaşık olarak. Yine güzel bir ürün bu da. Bunu da tavsiye ederim. Dediğim gibi küçük eliniz ve varsa ve palm grip tutuyorsanız güzel bir ürün. Geldik Razer Detether V2'ye arkadaşlar. Bunun fiyatı da şu an 900 TL. Kablolu olarak çok iyi bir seçenek. Gerçekten inanılmaz iyi de donanımı var. Fox Plus sensörü falan vardı. Optik switchleri falan var. Güzel bir mouse. Ben beğeniyorum. Kablolu olarak eğer eliniz orta veya büyük bir else ve palm grip tutuyorsanız ve ergonomik bir mouse seviyorsanız buyurun yani mouse'unuz burada. Bunu da tavsiye ediyorum. Yine giriş seviyesi ürünlerden Razer kalitesini konuşturacak iki tane ürün var. Bir tanesi Razer Detether V2 Mini, bir tanesi de Razer Viper Mini. İkisi de yaklaşık 500 lira civarında. Eğer bu fiyatta bir bütçeniz varsa ve daha da çıkamıyorsanız açıkçası mantıklı ürün bunlar. İkisi de adı üstünde mini, küçük yani. Eğer Razer Viper Mini fingertip ve claw grip için uygun, Razer Detether V2 Mini de biraz daha palm grip için uygun. Ama dediğim gibi ikisi de ufak olduğu için küçük bir ele sahip olsanız çok daha rahat olursunuz. Rampage Free Z var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bunun incelemesini yapmıştım. Rampage markasıyla aslında pek alakası yok. Pamlich'in bir ürünü bu. Sadece Rampage ismini bastı. 1000 lira altında yani 1000 lira, ortalama 1000 liraya kablosuz arayan arkadaşlar varsa yine güzel seçenekler arasında. Biraz Zowi S serisine benziyor. İsterseniz delikli kapağı var, isterseniz deliksiz böyle kapağı var. Bunun da olması gayet güzel bir olay bu arada. Kimi insan deliksiz seviyor çünkü. Güzel bir ürün. Fiyatı 999 TL. Pixart 3335 sensörü falan vardı. Omron 20M switchleri vardı. PTA fiskatezleri falan var. Yani alınabilir. Üzmez. Onu da söyleyebilirim. Ya giriş seviyesi bir ürün olarak Corsair Qatar Pro var arkadaşlar. Şu an fiyatı 350 TL'ymiş. Eğer düşünen arkadaşlar varsa daha da fazla çıkamıyorlarsa fiyat olarak alınabilecek bir ürün. Yani Corsair Qatar Pro. Yani Logitech G102, G203 yerine bence çok daha iyi bir seçenek. Yine giriş seviyesi ürünlerden C-Series Rival 3 var arkadaşlar. Fiyatı 500 TL'ymiş şu anda bunun. Rival işte yine dediğim gibi bu fiyatlarda tercih edilebilecek bir ürün. Yani yine claw grip için falan daha uygun bir mouse. Yani bunu da bir değerlendirebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım sizlere yardımcı olmuşumdur arkadaşlar. Eğer videoyu da beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.